İyi pizza güzel pizza severler. Pizza Plum hepinize hoş geldiniz. Ben Merve. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle eşya bölümüne gelmek istiyorum. Bir tamiratımı yapayım. Şimdi dekorasyonlarda yeni iki tane dekorasyon gelmiş. Mobilde oynayan arkadaşlar söylediler bize böyle bir şeyler geldi diye. Ama bunlar sanırım geçen sene yaz güncellemesinde gelen eşyalarmış. Fakat ben geçen sene param mı yoktu neydi bilmiyorum. Bunları alamamışım. Bunları alamadığım için bu sene tekrar yeniden geldi. Ama benim Steam'de oynadığım için Steam'e gelmedi bu. Mobille Steam benim bir senkron. Mobilde açtım oyunu. Abi baktım oraya gelmiş. Orada görünce otomatikman buraya da geldi falan filan öyle bir şeyler oldu. Ben bunları almamışım herhalde. Şuraya geliyormuş yani ben görüp de nasıl almadım bunları hatırlamıyorum. Hatta bunu ben aldım ya. Ben bunu aldım çok net hatırlıyorum. Bu duvara bunun geldiğini gördüm. Ben bunları aldım hesaptan mı yanlışlıkla silindi tekrar geri mi getirdiler ne yaptılar ben bunu çok net hatırlıyorum. Vallahi bilmiyorum alacağım deyip sonradan unuttum mu almayı ne yaptım yani almama ihtimalim yok. Fanı hatırlamıyorum çok ama o çiçekliği çok iyi hatırlıyorum yani neyse. Evet o zaman haydi bakalım. Herhangi bir haber yok. Kargocumuz geldi tabii dedik fan geldi oraya. Buraya da bu geldi. Şunları geçiyorum. Güzel. Kesme görevimi hala yapamadım. Buradan iki tane elmas gelecek. 42'de kalmış. Onu hemen hallederiz. Şimdi hemen avokadolarımı almak istiyorum. Avokado yok. Şu etkinlik bitene kadar bütün sebzeleri, meyveleri aldım buradan ama ekemiyorum. Fazla saat orayı yer kaplamasınlar diye. Çünkü sürekli olarak avokado ekmemiz gerekiyor. O yüzden onları es geçiyorum. Şunları alalım. Evet bu kadar mı? Şuradan ücretsize kaç kere tıklayabiliyorduk? 3 kere mi? Daha fazla değil miydi? Şimdi şunları ektik. 6 tane ektim. Ama bende var zaten daha. Şimdi 2 pizza olacak pesto sosu. Şunu bir yapalım da şu kesme şeyini bir halledeyim. Pesto sosu, şunları, asistanları da kaldırdım bu arada burada. Bunları şimdi asistansız yapacağım. Pesto sosunun içinde sucuk, sarımsak ve yeşil olan her şey. Ne dedi? Peynir olmasın. Peynir olmasın demiş. Kafadan gitti zaten. Sucuk, sarımsak ve yeşil olan her şey. Sucuk. Nerede sarımsağım? Avokadolarım ilk defa yeşil seviyede çok iyi. Şöyle iki iki koyacağım. Ay yoruldum. Yeşil olan her şey. Ama avokado koymayacağım. Bu böyle yine dağınık olacak ya. Kesin saymayacak. Karma karışık duruyor şu anda. Şu bir. Maksat görev tamamlansın ya. Hiç bahşişinde falan doğrusunda değilim. Görev tam... Aa 48 oldu. Jalapeno falan yok. Bu arada bu dekorlarda bir dakika dur. Pick-up, pick-up al diyenler vardı. Pick-up nerede? Masa üstü. Dur. Masa öğeleri. Pick-up'tan müzik mi çıkıyormuş? Neymiş? Tezgah öğeleri. Bu muydu? Dur bakayım. Nerede pick-up? Ha şu. Aktifleştir. Müziğimi açmam lazım. He. Daha güzel müzikmiş bu. Bedava verince sayılıyor mu? Kesmemiz lazım. Frekansını falan başka müziği de değiştirebilsek. Turplu pizza lütfen. Ne? Soğanlı değil miydi? Soğanlı pizza çok pişmiş. Tamam hemen hazırlayalım. Buraları normalde size göstermiyordum da sırf şu görevi yapmak için gösteriyorum. Bir de işte pick-up aldık. Bahçeyi hallettik. Yeni iki tane eşya aldık falan filan. Onları da bir göstermiş olayım dedim. Bakalım bugünkü 7. gün. Evet 7. günde nasıl siparişler hazırlayacağız? Plajı çok merak ediyorum. Cidden plajı çok merak ediyorum. İki tane de şunu aldım. Evet, 26 oldu. Şimdi ben burada aslında şuradan gidip ben müziği hep kapatıyordum. Burada da değişik müzik çalıyormuş. Bundan sonra müzik hep açık mı olsa acaba? Bahçede ben şimdi şunlardan birini alabilirim.
Fakat yanlış yapıp elmas kullanma ihtimalime karşı şu anda bunu almıyorum. Plaja gittiğimde bir şeyleri yanlış yaparsam bir tane elmasım kalmış olacak. O yüzden öyle bir şey yapmıyoruz. O zaman görevi de tamamladığıma göre buraları göstermeme gerek yok. 7. gün 10 elmas veriyormuş. Bak ben bunu tahmin etmiyordum. 6'da ya da 8'de elmas gelir ya da para gelir dedim. Şurada 6. günde ya elmas ya para gelir dedim. Para geldi, bunu tutturduk. Ama 7'de ikili elmas gelme durumu da sonradan bir aklıma gelmişti. Dedim hem burada hem burada verirler mi? Verdiler. Burada da 10 gelir herhalde. Bir 20 elmas oradan gelecek. Güzel, tamam, eşyalarımı alabiliyorum. O zaman ben yine buraları oynuyorum. Gün sonu geldiğinde plaja gittiğimizde görüşürüz. Evet, günümüz bitti. Gidiyoruz bakalım. Haydi bakalım. Yemek arabası. Food truck'ımıza geldik. Ne güzel müzik varmış burada. Oyunu müziksiz oynayınca gerçekten güzelmiş ha. Tam böyle şu dansın yapıldığı müzik değil mi bu? Üzerinde böyle yeşil yeşil yapraklı kıyafetler falan giydiğim bence o yani kesin. Lütfen bizi zorlamayın. Tüm margaritalar bitene kadar parti bitmiş sayılmaz ama 3 tane istiyorum. İkisi lime dilimli, hepsi ekstra sert. Margaritayı biliyorum, bir dakika. 3 tane margarita pizza, ikisinde avokado dilimleri olsun ve hepsi ekstra sert olsun. Anlamamış gibi gözüküyor olabilirim. Ama anladım. Anladım. Margarita pizza. Oh, rehber çizgileri yok. Oh oh oh, ne güzel. Arkadaşlar, rehber çizgileri komple gitti. Oyunu zorlaştırmak amaçlı bir güncelleme, bir şeyler gelmiş. Hiç yok. Bak, hiç yok. Hiçbiri yok. Bende de yok, sizde de yok. Kimse de yok. Harika. İyi ki de elmaslarla gidip bahçedeki eşyayı almamışım şimdi. Hadi bakalım. Kafamızdan şöyle bir çizgi çeksek. Şöyle ve şöyle olduğunu farz edersek. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dilim mi oluyordu? Şöyle. Göz kararı yapacaksınız. Tamamen göz kararı. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Ama böyle değildi. 12 malzeme yoktu tabii ki. 6 dilime bölmemiz lazımdı. 1, 2, 3. Ben çok kötü bir şey yapıyorum. Olmuyor yani. Şimdi şu margarita. 3 tane ikisinde avokado dilimleri. Lütfen ol ya. İkisinde avokado dilimleri. Tamam. Şöyle dur. Olmazsa karışıklıktan olmayacak, görüyor musun sen? Ne yapacağız? Git git git. Ekstra çıtır mı demişti o? Hepsi çıtır olsun dedi. Şunu şu... Anam. Evet, şöyle kestiğimiz zaman 3-3-3 olarak gideceğiz. Yani bir olmuş gibi mi? Çizgimiz bu. Evet, şu çok da olmamış gibi. İnşallah olur diyoruz. Haydi bakalım. Bunlar hayatımda yediğim en leziz margaritalar. Bu parti asla bitmeyecek. Hadi bakalım, yırttık. Hadi ilk müşteriyi yırttık. Yaptım. Çocuklarla adından söz ettiriyorsun ama ben hala şüpheliyim. Gerçek bir ruh sörfü asisi olduğunu kanıtlamanı istiyorum. Bu ne? Supreme tarafında pesto ve sailor tarafında, denizci tarafında domates sosu olan bir Supreme denizciye ihtiyacım olacak. Vay de. Bunda hepimiz zorlanacağız galiba. Şimdi diyor ki Supreme tarafında diyor pesto, sailor tarafında. Şimdi öncelikle bir dakika. Bir
tarafı pesto olacak, orasını anladık. Bir tarafı da domates olacak. Bu nasıl bir çaprazlık oldu? Tam bölemedim galiba. Süprim denizciye ihtiyacım var. Süprim olacak, içerisinde karides ve hamsi de olacak. Her yerinde de avokado olacak. Tamam, ben arkadaşlar şimdi anladığımı yapıyorum. Şu şöyle. Bir tane süprim dedi. Ya uf ya, niye kaldırdınız bunları? Ne gerek var yani? Bu bir zorluk değil ki. Bu işkence, bu direkt insanları hata yapsın diye şartladığınız, bol bol elmas harcattığınız bir olay. 1-2-3-1-2-3. Ne bileyim ya, böyle yap işte. Bir tanesini koydum zaten. Bunları da bunun üzerinden geçir. Zaten bir tanesini bir doğru dizsek, kalanını onun üzerinden götürüyorsun. Şimdi süprim neydi? Bibere kadar. Biber de var. Şimdi şu biberleri de koy. Tamam. Bu. Şimdi sailor tarafında, denizci tarafında domates sosu dedi. O zaman kırmızı tarafa balık ve her yerine avokado koy. Şimdi her yerinde de avokado olacak. Yarı denizci olması lazım bunun. O zaman kırmızı tarafa şunları koyacağız. Vallahi yanlış olma ihtimali çok yüksek. Zaten kafadan kırmızıyla yeşili birazcık yanlış şey yaptım. Lütfen bu da olsun. Lütfen bu da olsun. Senin hakkında haklıydılar dostum. Herkes haklıydı. Sen Veg'in resmi fırıncısısın. Bu da seni sertifikalı bir roof surfçısı yapıyor. Adamsın. Ya biz bu işi biliyoruz ya. Biz bu işi biliyoruz ya. Hallettim. Ay. Ne haber adamım? Dalgalar bugün çok güçlüydü. Bu yüzden çok güçlü bir şeye ihtiyacım var. Bu pizzanın dalgaları benim kadar kırmasını istiyor. Tavuk istiyorum. Pepperoni istiyorum. Pepperoni sucuklu. Pastırma istiyorum. Avokado istiyorum. Mısır istiyorum ve sos peynir istiyorum. Tamam, bu kolay. Tamam, bu kolay ya. Deminkinden sonra bu. Oho. Şimdi tavuk ve şimdi şöyle dedik. 1-2-3-1-2-3-1-2-3. Şöyle 3, şöyle 3, şöyle de 3. Sucuğu koyduk. Üzerine de hemen bir tavuğumuzu koyuyoruz. Göz böyle hizanızla 6'ya bölmeye çalışın arkadaşlar. Başka türlü olmuyor. Kafanızda o 6 dilimi oluşturup 3-3, bu tarafta böyle 3-6-9, bu tarafta 3-6-9. Yani ben de tam simetrik dizemiyorum ama işte aşağı yukarı böyle bir şey yapınca kabul ediyorum. Pastırma da istiyormuş. Zaten ilkini bir yapın. Benim yaptığım işte sucukları dizdim. Öyle bir yapın. Devamını böyle üzerlerine koyunca şey ettiriyor oluyor. Avokado da istiyorum. Mısır da istiyorum. Şöyle mısırları en üste atsaydık. Pizzayı yaparken en üste böyle bir mısır serpiştirirsin. Neyse. Avokadoyu da koyalım. Yani. Hadi şuraya da koyayım. Tamam, bu kadar. Bu. Sürekli aynı müziği dinleyince de transa geçtiriyor böyle bir. Evet, bakar mısın? Simetri ağlıyor, simetri. Simetri yıkılıyor. Dostum, eğer pizzan bir insan olsaydı ona evlenme teklif eder ve Avustralya'nın balayına götürürdüm. Ne demek? Biz pizzanın kitabını yazmışız. Söylüyoruz. Sahildeki berduşlar müziğimin ucuz, kaşar armoniler ve baharatlı melodilerin bir karışımı olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden bana yarı kaşarlı, yarı baharatlı bir tane yapabilir misin? Nasıl bir şey olacak bu? Yarısı peynir ve sos, yarısı pepperoni, jalapeno dolmalık ve... Ha tamam, yarısı baharat dediğimiz şey. Yarısı... Okey. Kolaymış.
Kırmızı sos dedi. Kırmızı sosumuzu bir koyuyoruz. Haydi bakalım son müşteri hallediyoruz. Yarısı peynir ve sos, yarısı... Şöyle... Evet bak bu sefer tam eşit ayırdım. Yarısında peynir ve sos var. Diğer yarısında da sos var. Yarısında pepperoni, jalapeno, pepperoni. Dur. Şurada pepperoni var. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Al sana pepperoni. Dolmalık biber var mıydı? Var. Dolmalık biber var. Jalapeno var. Şu dolmalık biber var. Burası komple baharat olacak. Sucuğun baharatı. Biberlerin baharatı gibi. 3. Bu 3 çok iyi olmadı orada ama neyse. Pepperoni, dolmalık biber, peynir ve kırmızı sos. Bir dakika. Yarısı peynir ve sos. Tamam, bura peynirli. Yarısında sucuk, jalapeno, dolmalık biber, peynir ve kırmızı sos. Tamam, burada da peynir olacakmış. Ne güzeldi. Ya. Ne güzel de böldüm demiştim. Meğer hepsi peynirliymiş. Evet. Son pizzada patlamam herhalde. Dura dura böyle yavaş yavaş ağırdan ala ala yapıyorum. Şöyle. Şöyle bir üçlü. Bir de şöyle yaparsak her dilime malzemeler eşit bir şekilde gelmiş oluyor. Hallettik mi? Yarı pürüzsüz, yarı baharatlı, tümü lezzetli. Yaptık. Evet. Bu da kolay mıydı? Ama o uzun saçlı adam beni birazcık bir şey yaptı. Hem onda yarısı mı olacak denizci, işte balıklar, yarısı tamamı mı olacak? Bir de rehber çizgileri tabii ki çok sinirimi bozdu. 10 elmasımı buradan aldım. Buradan kaç alıyorum? 15 mi geldi? Buradan 15 geldi değil mi? Tabii. Aynen 15, 51 oldum. Bahçe. Avokadolar. Dur, bahçe. Eşya, bahçe eşyası. Heyecan yaptım. 50, tamam. Bir tane elmasım kalsın. Tamam, olur. 25, aldım bunu. Kumdan kale. Yazın plajda ne yaparız? Kumdan kale. Çaksa. Buraya da bir hamak. Hepsini aldım. Oldu bitti. Bahçemize geliyoruz. Ay burası çok güzel. Burası çok güzel. Harika. Bir tane elmasım kaldı. Neyse artık yapacak bir şey yok. Biriktiririz. Evet arkadaşlar hallettik. Hallettik. Sonuçlar şuraya gelelim. Şimdi 8. gün var. Burada 8. günde ne verebilir biliyor musunuz? Hemen tahminimi yapıyorum. 2 para arası bir elmas olabilir. Yani burada para verebilir. Yükseltici verebilir ama bana sanki paraymış gibi geliyor. 2 para arası elması yapabilirler. Ya zaten... Alternatifler 3 tane. Ya para gelir, elmas gelmez. Yani 2 tane üst üste aynı şey gelmiyor. Bio falan yapıyorlar. Ve yükselti şey gelir, işte hızlandırıcı gelir ya da para gelir. Ben para diyorum. Büyük ihtimalle para gelir. Sonra burada en sonuncusuna geldiğimizde zaten bu kutu olduğunu düşündüğüm, buradan gördüğüm şeyi alıyoruz. Öyle. 8. güne de 29 Haziran'da bakacağız o zaman. Evet, o zaman sonuna geldik. Umarım siz de gayet güzel bir şekilde yapabilmişsinizdir ve bugün tamamlayabilmişsinizdir. Yapamayanlar da belki benim videoyu, bu videoyu beklemişsinizdir ve videodan baka baka yapmışsınızdır. Sonuç olarak umarım herkes çok da elmas harcamadan iyi bir şekilde bugünü tamamlamıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki yorumlarınızı yazmayı unutmuyorsunuz videonun altındaki yorumlar bölümüne. Aynı zamanda kanalı yeni keşfedip gelen arkadaşlarımız varsa onlara da hoş geldin demek istiyorum. Abone olup desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.